soruyu 3 bilinmeyenli 3 denklem kullanarak çözelim. Soru üçgenin ikinci açısının birinci açısının 4 katından 50 derece daha az olduğunu söylüyor. Üçüncü açı ise birinciden 40 derece daha azmış. Bu üç açının kaçar derece olduklarını merak ediyoruz. Şimdi buraya bir üçgen çizelim. İlk açıyı A, ikinci açıyı B ve üçüncü açıyı C olarak adlandıralım. Buradaki kısıtlayıcı ifadelere bakmadan önce bildiğimiz gibi üçgenin bir özelliği iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olduğudur öyle değil mi? Yani a artı b artı c eşittir 180 derece. Evet bunu biliyoruz. Bunu aradan çıkardıktan sonra şimdi bize verilen ifadelere bakalım. Soruda üçgenin ikinci açısının birinci açısının 4 katından 50 derece daha az olduğu söyleniyor. Daha önce söylediğimiz gibi B ikinci açımız olsun. Üçgenin ikinci açısı birinci açısının 4 katından 50 derece daha az yani ilk açıya a dediğimiz için birinci açının 4 katı 4 a'ya eşit olur. Birinci açının 4 katı 4 a fakat ondan da 50 derece daha az olduğu için eksi 50 yazıyoruz. Şimdi ise bir sonraki ifade. Bu bize üçüncü açının ilkinden 40 derece az olduğunu söylüyor. Yani üçüncü açı ilkinden 40 derece az. İlk açımız a ve c a'dan 40 derece daha az. Şimdi 3 bilinmeyenli 3 denklemimiz var ve yapmamız gereken sadece bunu çözmek. Bakalım bu bilinmeyenlerden ilk hangisini yok etmek daha mantıklı. Bunu kafanızda daha iyi canlandırmak için buradaki a'ları bu taraftaki denklemlerin soluna taşıyacağım. İlk denklemimi tekrar yazayım. Elimizde A artı B artı C eşittir 180. Ve daha sonra eğer buradaki denklemde her iki taraftan 4A çıkartırsak, eksi 4A artı B eşittir eksi 50. Evet, daha sonra ise buradaki denklemin her iki tarafından A çıkartırsak, eksi A artı C eşittir eksi 40 denklemini elde ederiz. Evet, sadece her iki taraftan da A'yı çıkarttım. Şimdi ise değişkenleri yok etmek istiyoruz. Buradaki üçüncü denklemde şimdiden sadece a ve c, ikinci de sadece a ve b bilinmeyenlerine sahibiz ve ilk denklemimiz ise a, b ve c bilinmeyenlerinin tamamına sahip. Buradaki denklemimiz zaten a ve c şeklinde yazılıyor. Eğer ilk iki denklemimizi değiştirebilirsek, yani bu ilk denklemdeki bilgiyi kullanarak sadece a ve c şeklinde yazılabilecek bir başka denklem elde edebilirsek, kısacası b'yi yok edebilirsek, elde edeceğimiz son denklemi de buradaki üçüncü denklemimizle kullanarak 2 bilinmeyenli bir denklem sistemi elde etmiş olabiliriz. Hadi şimdi bunları yapalım. Eğer bu ilk iki denklemi kullanarak sadece A ve C şeklinde yazabileceğimiz bir denklem elde etmek istiyorsak buradaki B'leri yok etmemiz gerekir değil mi? Bu denklemlerden birini eksi 1 ile çarparsak buradaki artı b'lerden biri eksi b'ye dönüşür. Buradaki ilk denklemi eksi 1 ile çarpı verelim böylece. Eksi a eksi b eksi c eşittir. Eksi 180 denklemini elde ederiz ve sonra aslında şuradaki denklemin yeniden düzenlenmiş hali olan buradaki ikinci yeşil denklemimiz var. Yani elimizde eksi 4a artı b eşittir eksi 50 var ve bu iki denklemi şimdi toplayabiliriz taraf tarafa. Aslında bu işlemi farklı bir renkle yapalım ki nereden geldiği anlaşılsın. Bu eksi 4a artı b eşittir eksi 50. Evet, artı b eşittir eksi 50. Bu ikisini toplayabiliriz ve eksi a eksi 4 a'dan eksi 5 a elde ederiz. B'ler birbirini götürür ki hedef buydu ve eksi c. Evet, eksi 180 eksi 50 eşittir eksi 230. Evet. Şimdi elimizde yukarıdaki iki denklemi kullanarak elde ettiğimiz a ve c'yi içeren bir denklem var. a ve c değişkenlerini içeren bir başka denklemimiz daha var ve görünüşe göre eğer ikisini toplarsak c'ler birbirini götürecek. Harika. Buradaki denklemi tekrar yazalım. Burada dikkatli olmalısınız. İlk denklem şuradaki iki denklemden ortaya çıktı. Şimdi ise bunu üçüncü kısıtlayıcı denklem yani ilk denklemi elde etmek için kullanmadığımız denklemi kullanarak e, devam etmek istiyorum. Elimizde eksi a artı c eşittir eksi 40 var. Bu iki denklemi toplarız ve eksi 5 a eksi a eşittir eksi 6 a. c'ler birbirini götürür daha sonra, eksi 230 eksi 40'tan eksi 270 elde ederiz. Her iki tarafı da eksi 6 ile bölebiliriz. Böylece a eşittir. Eksi 270 bölü eksi 6 sonucuna ulaşırız. Evet 270 3 ve 2 ile bölünebilir değil mi? O halde 6 ile bölünebilen bir sayıdır. Bu nedenle 6'ya bölelim. Eksiler birbirini götürür. Çünkü negatif, negatif sayı bölü negatif sayı bir pozitif sayıya eşit oluyor değil mi? 276'ya 6'ya bölmek istiyoruz. 27'nin içinde 4 tane 6 var. Çünkü 4 çarpı 6 eşittir 24. 27'den 24'ü çıkartırız. 3 elde ederiz ve yukarıdaki 0 da aşağı inince elimizde 30 olur. 30'un içinde 5 tane 6 var. Sonuç olarak 270 bölü 6 45'e eşittir. Evet, a eşittir 45. Şimdi diğerlerine bakalım. c'nin neye eşit olduğunu bulmak için yerine koyma yöntemini uygulayabiliriz. c eşittir a eksi 40, yani c 45 eksi 40'tan Evet, 5 dereceye eşit. Şu ana kadar a'nın 45 ve c'nin de 5 dereceye eşit olduğunu bulduk. Ve sonra b'yi bulmak için bu iki denklemden herhangi birini kullanarak yine yerine koyma metodunu uygulayacağız. Burada yeşille yazılmış b eşittir 4a eksi 50 denklemini kullanabiliriz mesela. Yani b eşittir... 4 çarpı 45 eksi 50. 2 çarpı 45, 90'a eşit olduğu için 4 çarpı 45'in 180'e eşit olduğunu bulabiliriz. Daha sonra da 180 eksi 50'den B, 130'a eşit olur. Yani şu an B'nin 130 dereceye eşit olduğunu bulduk. Onu da buraya yazalım. Aslında bu verilere göre üçgeni bir daha çizeyim. Bunun gibi gözükecekti. A 45 derecelik bir açı, B 130 derecelik bir açı ve C 5 derecelik bir açı. Yani A'nın 45 derece, B'nin 135 derece ve C'nin de 5 derece olduğu bu üçgen böyle gözükecek. Bunun sağlamasını yaparak kontrol edebiliriz. Tüm açıları toplayabiliriz. Yani hepsini topladığımızda 45 artı 135 artı 5 olur ki bu tam 180 dereceye, pardon Pardon bu 130 dereceydi değil mi? Pardon evet. 45 artı 130 artı 5 eşittir. 45 artı 5 50 artı 130 evet 180 dereceye eşit olur. Bu ilk denklemimizi sağlar. Daha sonra İkinci kısıtlayıcı denklemimize yani b eşittir 4a eksi 50'ye bakalım. 4 çarpı a eşittir 180. 180 eksi 50 eşittir 130 derece. Sonuç olarak bu ikinci denklemimizi de karşıladı. Üçüncü denklemimiz olan c eşittir a eksi 40'ın da sağlamasını yaparsak a eşittir 45 c eşittir 5. Eğer 45'ten 40'ı çıkarırsak 5 elde ederiz ki bu da c'ye eşittir. Sonuç olarak tüm kısıtlayıcı denklemlerimizin sağlaması doğru çıkar. Ve soruyu cevaplamış oluruz.